İyi günler değerli arkadaşlar. Bu videom Garanti Bankası kullanıcılarını çok yakından ilgilendiriyor. Tekrar ediyorum. Garanti BBVA. Ben ticaret yapmaktayım. Borçlarım, sorunlarım var. Bu bankada benim 400 bin TL civarında param vardı. 10. ayın 23'ü saat 1 sıralarında, yani dün pazartesi günü, aynı bu masada otururken benim bu telefonuma bir mesaj geldi. Yani bu telefonuma değil. Telefonum şu an siber suçlarda. Telefonuma bir mesaj geldi. Lütfen telefonunuzu şarja takın. Telefonunuz güncelleme yapılıyor. Şarja takmazsanız sistem çökebilir. Ne olduğunu anlamadım. Telefonum ne kapatılıyor ne açılıyor. Telefonumu telefoncuya bıraktım. Dedim böyle bir sorun var bunda. Dedi bunun sistemi gitmiş, buna dedi virüs bulaşmış, buna dedi biz dedi yeniden yazılım yükleyeceğiz. 150 TL dedi paranı alalım. Dedim abi önümde benim telefonum yapılsın. Ödemelerim var. Kendi mobilimi kullanamadığım için eşimin hesabına dedim aktartırayım, eşimin hesabından borçlarımı ödeyeyim. Bankaya gittik. Sıra numarası aldım, sıra bize geldi. Atlayarak anlatıyorum bazı olaylara. Yetkili arkadaşa dedim ki benim hesabımdan eşimin hesabına 300 bin TL para atar mısınız dedim. Tabii ki de hocam bey dedi. Bekliyorum ben. Senin dedi hesabında dedi para sıfır dedi. Sen dedi hangi paradan bahsediyorsun dedi. Dedim oğlum şaka mı yapıyorsun sen dedim. Ne konuşuyorsun dedim ya. Benim hesabımda param var. Param dedi yok senin dedi. Dedim benim bütün birikimim bu bankada dedim. Ben bu bankanın POS makinesini kullanıyorum. Ben bu bankayla ticaret yapıyorum. Hayır dedi senin bu bankada paran yok. Sen dedi paranı, ismi burada yazıyor. Demirören Medya Cent, yani bu şube ismiymiş. Demirören Medya. İstanbul'da bir şube bu. Şahsın ismi Bülent Can, yani Bülent Can Önder isimli şahsa, burada yazıyor, 381.500 TL dedi para göndermişsin 10 dakika önce. Ben dedim böyle bir para göndermedim, benim dedim paramı verin. Telefonum nerede dedi, dedim telefonuma böyle bir şey oldu. Yani kilitlendi telefonum dedim, telefoncuya bıraktım, 5 dakika önce oradan buraya geldim dedim. Ya dedi biz dedi böyle olaylara Garanti Bankası'nda alışkınız. Böyle dedi on binlerce olay var Garanti Bankası'nda. Sana dedi geçmiş olsun dedi. Bu kadar basit, geçmiş olsun demek dedim, ne demek dedim. Yani dedi dolandırıldın dedi, senin paran dedi gitti dedi. Ben dedim nasıl dolandırılabilirim? Bu dedim param gittiyse hırsızlık. Ben dedim paramı getirdim Garanti Bankası'na size bıraktım. Benim parama dedim neden sahip çıkmadınız? Yine kısa kesim. Oradan çıktım. İş Bankası'nda 10-15 bin lira gibi küçük bir mevla hesabım var. İş Bankası'na koştum hemen. Dedim böyle bir sorun varmış hesaplarımda. Senin hesabına girmeye çalıştılar diye beni oradan aradılar zaten ben gitmeden. Senin hesabına internet bankacılığından girmeye çalıştılar. Biz de güvenlik amaçlı senin bütün hesaplarını blok ettik dedi İş Bankası. İş Bankası benim 15-20 bin lira parama sahip çıkıyor. Garanti Bankası benim 400 bin lira parama sahip çıkamadı. Ve karşılığında muhatap bulamıyorum. Hangi bankaya şubesine gidersem gideyim geçmiş olsun. Müşteri hizmetlerini arıyorum, genel müdürlüğü arıyorum geçmiş olsun. Çok üzüldük biz onlarca böyle sorun yaşıyoruz diyorlar. Benim size anlatmak istediğim arkadaşlar Garanti Bankası'nda hesabı parası olan ben yandım. Siz yanmayın. Paranızı çekin Devlet Bankası'na yatırın. Garanti Bankası'nın hackerlara karşı sistemleri güçsüz bir durumdadır. Benim parama sahip çıkamadılar. Yani bugün ben yandım. Yarın siz de yanabilirsiniz. Yani şuradan pay biçin. İş Bankası benim hesaplarımı bloke ediyor. Ama Garanti Bankası benim hesaplarımı neden bloke etmedi? Benim paramı aktardı. Ve aktardılar. Ben diyorum ki yani benim paramı aktardıkları şahıs burada yazıyor. İsmi Bülent Can Önder diye bir şahıs. Bu da Garanti Bankası'nın müşterisi. Şahsın hesabına bile koyun diyorum. Biz böyle bir şey yapamayız diyorlar. Yani benim param ben gönderdiysem yani benim hesabımdan çıktıysa bu ben göndermedim ama benim hesabımdan çıkmış madem. Bile koyun diyorum. Bu para benim param diyorum. Olmaz diyorlar. Diyorum ki şahsı arayın. Şahsı arayın. Bir yanlışlık olduğunu söyleyeyim benim paramı yine aktarsın diyorum. Ya diyorlar yapamayız biz öyle bir şey. Yani bu zaten dolandırıcı diyorlar. Senin gibi diyorlar on binlerce insan dolandırdı. Ben yandım. Siz yanmayın.
Garanti Bankası'nda parası olan, Garanti Bankası'yla ticaret yapan ticaretini kessin, herkes parasını çeksin, devlet bankasına yatırsın. Yarın bir gün benim durumuma siz de düşeceksiniz. Yasal olarak haklarımı arıyorum. Telefonum şu an siber suçlardadır. Hani ne oldu ne gitti onu anlayamadık, onu anlamaya çalışıyoruz. Garanti Bankası'nda dava edeceğim benim parama sahip çıkamadığı için. Ben yandım, siz yanmayın, paranızı kurtarın diyorum. Bu süreç boyunca param nerededir? Nasıl gitmiştir? Bankayı nasıl dava ettim? Sürekli sizlerle video paylaşacağım. Beni takipte kalın. Bu şahsı Bülent Can Önder isimli şahsı tanıyan varsa bana bilgi versin, bana ulaşsın. Ve başına böyle bir olay gelen varsa yine bana ulaşsın. Ben ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Ocağım söndü, yıkıldım, ben yandım, siz yanmayın. Garanti Bankası'ndan paralarınızı çekin, kendinizi kurtarın. Teşekkür ederim. Beni takipte kalın.